Şimdi teknoloji tarafsız değildir dedik. Tarafsız değilse o zaman neyin yanında olacak? Bir tarafın yanında olacak. İşçilerin, emekçilerin, köylülerin, ezilenlerin ve sömürülenlerin yanında olmadığına göre geriye kalan sınıfın, yani sermayedarın yanında olacak. Aynı bilim gibi. Bilim de taraftır değerli dostlar. Tarafsız bilim falan yoktur. Böyle bir şey yok. Bugün içine ideoloji karıştırılmamış saf, pürüpak bilimden bahsedemeyiz. En safı ve pürüpağı diye söylenen, benim de üzerine çalıştığım matematik bile taraftır. Matematik bile taraf olarak kullanılır. Tarafsız matematik diye bir şey söz konusu değildir. Aynı sosyal bilimlerde ya da doğa bilimlerinde olduğu gibi. Bu anlamıyla bilim nasıl tarafsa, bilimin uygulama biçimi olduğunu söyleyeceğimiz teknoloji de taraftır. Bunlar birbirinden ayrılmaz zaten. Yani birazdan söyleyeceğim çok önemli bir slogan var. Çok eski 1940'larda söylenmiş bir slogan. O sloganda da anlattığı gibi bilim ve teknoloji birbirinden ayrılamaz, ayıramazsınız. Eğer bir taraf birisi tarafsa diğeri de taraftır. Birisinin taraf olması, diğerinin tarafsız olması bu sadece bir hikaye olur ki bizim de ona bile inanacak gücümüz ve takatımız kalmadı artık. Şimdi burada herkese eşit uzaklıkta iyiliksever, toplumu ve doğayı düşünen teknoloji yok. Ne var o zaman? Emeğin daha çok sömürülmesi var. Emeğin daha çok sömürülmesi verimlilikle açıklanabilir mi? Verimlilik zaten değeri arttırmaz ki. Eğer verimlilik değeri arttırsaydı bugünkü sömürü biçimleri önlenmiş olurdu. Tam tersine verimliliği değeri azaltır. Burada bir şey daha söz konusu değerli dostlar. Teknoloji öyle sevimli bir halde sunulmaya çalışılıyor ki işte şehrinizdeki otobüslerde, billboardlarda vesaire de görüyorsunuz. Çevreye duyarlı teknoloji, çevreye zararsız otomobil, yeşil otomobiller, yeşil minibüsler, yeşil otobüsler. Böyle bir şey yok ki. Bir kere bir şeyin önüne bir şey eklemeliyiz. Bir kavramın önüne bir şey getirmeliyiz. O kavramı suçsuz kılmaz. İkincisi, bir yerde bir kavramın üretiliyor olması orada ona ait gerçeklerin olduğu anlamına gelmez. Üçüncüsü, bir yerde hakikaten gerçeklik var ise bilerek ve isteyerek ona uygun kavramlar üretilmez ve saklanır. Buradan hareketle doğa dostu, çevre dostu, yeşil ekonomi, yeşil otomobil böyle bir şey yok. Bir kere elektrikli otomobil ileri teknolojinin ürünü ise tamam belki diğerine göre bunu da hakkını yemeyelim daha az zararlı olabilir ama sonuçta zararlıdır. Zararlı ön ekini kaldırmaz. Teknoloji zararlıdır. Zararsız teknoloji olamaz. Bir kere o elektrikli otomobili üretmek için doğadan çıkardığınız madenlerin, o madenlerin elde ederken ki çevreye ve insanlığa ve toprağa ve suya ve havaya verdiği zararların bedelini kimler ödüyor? Büyük sermayeler ödemiyorlar. Kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz, ben ödüyorum. Yani başka kimi ödetecek bu kapitalizmi? Bizleri ödetiyor. Bunu ödetiyor. Bunu ödettikten sonra geliyor, utanmadan, arlanmadan yeşil otomobil diyor, sürdürülebilir ekonomi diyor, doğa dostu, çevreci otobüs diyor. Bunlara inanmayın değerli dostlar, böyle bir şey yok. O ne kadar fazla çevre dostu görünürse görünsün, sonuçta onu yaparken harcamış olduğu, daha doğrusu elde etmek istediği o enerji birikimini kullandığı teknoloji zararlıdır. Zararsız teknoloji diye bir şey yok. Bu anlamıyla da teknolojinin sınıfsal karakterinin daha net anlaşılması ve anlatılması gereklidir diye düşünüyorum. Öyle bir şey uyduruyorlar ki bugün günümüzde yaşıyoruz. Planlı eskitme diyorlar. Kısa bir örnekle geçelim bu konuyu. Buzdolabı, eskiden bir buzdolabı aldığınızda 70'li yıllardan önce, 70'lerden önce, 3 yılda bir kere falan bozuluyordu herhalde ya da 4 yılda. Şimdi yılda 3-4 kere bozuluyor. Bunu daha üretim aşamasında yapıyor. Yani teknoloji olarak kullandıkları aslında kendi çıkarları için
makine üzerinden, alet ekipman üzerinden, yani gösterdikleri üzerinden toplumun geri kalanı üzerinde bir hegemonya, bir baskı ve basınç yaratma biçimidir demek istiyorum. Şimdi bu anlamıyla kapitalizmde dedik ya, teknolojik ilerleme başından sonuna kadar ideolojiktir. Aslına bakarsanız ilerleme demek yanlış bir yola sapıp gerilemek demektir. Yani ilerleyeceğiz. Siz ilerleyecekseniz o zaman birileri gerilecek. Gerilemek burada geri bıraktırılmak anlamında kullanıyorum. Yoksa düşünsel anlamda geride kalmak anlamında değil. Geride kalacaksınız. Nasıl geride kalacaksınız? Yeterli sağlık hizmeti alamayacaksınız. Beslenemeyeceksiniz. İyi eğitim alamayacaksınız. Eğitimden yararlanamayacaksınız. Ulaşım hizmetlerinden yararlanamayacaksınız vesaire vesaire. İş bulamayacaksınız gibi. Şimdi tüm bunlar ilerleme adı altında sunuluyor ama gerçekte bu ilerleme değil, yanlış yola sapılmış gerileme demektir kıymetli dostlar. Şimdi biraz önce söylediğim slogana gelebiliriz. Şimdi bu slogan ne diyor? Bu sloganı ilkokuldan itibaren o çocukların kafasına reklamlarla her gün bizim kafamıza yazılı ve görsel basında dahil kullanarak öyle işliyorlar ki bir süre sonra hakikaten inanmamızın mümkün olmamasına rağmen inanmaya başlıyoruz. Slogan şu: bilim bulur, teknoloji uygular, insan uyar. Şimdi tekrar edelim. Bilim bulur, teknoloji uygular, insan da uyar. Şimdi insan bunlara uyuyor. Peki bunun uyumasının anlamı ne demek? Uyumak neyi anlatır? Bir şeye uymanız gerekiyor diye bir zor, bir dikteyle karşınıza çıkıldığında bundan ne anlarsınız? Başka alternatif yok dersiniz. Demek ki başka alternatifim yok ki ben buna uymak zorundayım. Uyumuyorum dediğiniz andan itibaren zaten hapı yuttunuz. Diğer bütün adli ve diğer makamlar sizin başınıza üşüşürler zaten. Şimdi alternatif yok. Neyin alternatifi yok? Kapitalizmin alternatifi yok. Kapitalizm son aşamasına geldi. Kapitalizm artık insanlığın, tüm insanlığın tarihi boyunca elde edebileceği en üst seviyeye ulaştı. Kapitalizm sonrası diye bir şey yok. İnsanlık kapitalizmde rahat, mutlu, huzurlu yaşıyor. Bunu söylüyorlar şimdi. İşte burada da bilimin bulması, teknolojinin uygulaması ve insanlığın alternatifsiz şekilde uygulamasının nedeni bu sloganı yaymalarının ve bilince çıkarmalarının nedeni altında bu yatmakta. Yani siz kapitalizmi sorgulayamazsınız. Kapitalizmden başka bir yola sapamazsınız. Bunların hepsi denendi ve çöktü. Aslında bunu da tartışmak gerekiyor. Uygulananın ne olduğuna dair de. O ayrı bir konu tabii. Uygulandı ve çöktü. Öyleyse kapitalizm alternatifsizdir. İnsanlığın olabileceği tek alternatif, yaşayabileceği tek düzen kapitalizmdir. O zaman kapitalizmin bilimi bulur, kapitalizmin teknolojisi uygular, kapitalizmin sömürdüğü insanlık da buna uyar. İşte denklemleri bu. Bu denklemden çıkmak için, bu denkleme karşı gelmek için öncelikle sorgulamayı ve neden sorusunu sürekli gündemde tutmayı gerekmektedir diye düşünmekteyim kıymetli dostlar. Aksi takdirde bunu bilince çıkaramazsan, yani teknolojinin bu yere göğe sığdırılamayan yapısını analiz edemezsek, o zaman biz de o kervana katılmış, onlarla birlikte ilerlemiş oluruz. Şimdi ilk bölümü kısaca böyle noktalayabiliriz. İlk bölümde sizlerle teknolojinin sınıfsal karakteri, ideolojik yapısı ve bir taraf olması üzerine konuşmaya çalıştım. Ve bu konuşmadan da şimdi ekolojik mücadeleye doğru ilerleyebiliriz. HES'ler nedir? Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Hele bölgesinde bulunan değerli dostlar çok daha iyi hissediyor acısını. Bu santraller teknolojik nimet olarak sunuluyor değil mi? İnsanlığın ulaştığı en ileri teknolojilerden biri ya da birkaç. Bir de daha ekleniyor, nükleer santraller. Onlar daha büyük facia. Şimdi bu santraller ulaşılamaz dev yapılar ve bunların varlığı büyük insanlığı, büyük geleceği için sevgili ve dostumuz sermayedarların bulduğu, bizim için pazarladığı ve yürürlüğe koyduğu dev işletmeler. Halbuki böyle bir şey yok.